Pazar günden beri ofisimizde belirli bir hareketlilik var kiralık konusunda. Arama motorunda bayağı aranıyoruz. Tabii bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın almış olduğu yeni TEOG sınavıyla ilgili olduğunu anlamaktır. Çünkü her soran hemen hemen hangi okullara yakın diye soruyor. Bizim okulumuzda Suadi Lisesi Mustafa Tarhan Lisesi vardır, Eski Anadolu Lisesi olarak. Çok güzel, bir popüler bir okul. Buralarda yaklaşık olarak fiyatlar bugün 3.000-3.500 lira aralığında değişiyor. Fakat ben buradaki fiyat artışlarının olacağını pek düşünemiyorum. Çünkü çok fazla kentsel dönüşümden etkilenmiş daire çıkmış durumda. Çok fazla arz var. Talep ne derece olacak? Hele hele bu kanun daha yeni çıktı. Daha bir günlük, iki günlük bir mesele. Bu yeni mahalle okullarının eğitim sistemine katkısını bilmiyorum. Ama emlak sistemine, emlak piyasasına olumlu veya olumsuz bir katkısı olacağına hiç inanmıyorum. Kiraların bu nedenle artırılacak olmasının konuşulmasında makul ve doğru bulmuyorum. Yeteri kadar mal var, emlak var, hem kiralık hem satılık ve bunların büyük çoğunluğu da nitelikleri nedeniyle kiralanmak istenilmiyor. Genellikle fiyatsal anlamda zaten parayla geliyor. Ben şu kadar liraya kiralayabilirim, şu kadar lira bütçem var diye. Bunun da böyle okula yakın olmasıyla ilgili fiyatlar artacak falan gibi speküle edilmesini hiç doğru bulmuyor. Kesinlikle böyle bir hareketlilik olmadı. İnsanların bugünden çocuğunu hangi okula vereceğini planlayıp da sokağa çıkıp birdenbire biz ev arıyoruz diyecek bir ortam olacağını da asla inanmıyorum. Olması gereken fiyatlardalar. Yani kiralanabilir fiyatta şu anda. Herhangi bir yükseklik. Bugüne kadar da böyle bir şey olmadı. Anadolu Lisesi'ne yakın orası, bunun fiyatını 500 lira pahalı yapalım, 1000 lira pahalı yapalım falan gibi hiç böyle bir amacımız da olmadı. Böyle bir talep de olmadı. Çünkü insanlar yalnız çocuklarını okutmuyorlar, aynı zamanda yaşıyorlar. Yaşayabilecekleri, kendilerini huzurlu, mutlu hissedecekleri yerlerde ev tutarlar, çocukları için de bir gayrette bulunurlar diye düşünüyorum. Prim asla olacağını düşünmüyorum. Belki ilk başlarda bu bir takım konuşmalarla falan böyle bir kendiliğinden bir balon olabilir ama emlak piyasasındaki patlamış olan balondan farklı bir balon olacağına da inanmıyorum. Yakında şeyde ilanlarınızda, gazetelerde, internette şunu görebilirsiniz. Falan Anadolu Lisesi'ne yakın ikametgah kiralanır, satılır diye ilanlar göreceksiniz. İnsanlar evlerini taşımayacaklar. Bence sanal anemde evlerini taşımış gibi ikametgahlar alacaklar. Böylece de kimin nerede oturduğu da belli olmayacak. Bir de böyle bir karışıklığa da sebep olacak. Bence buna da izin verilmemesi lazım. Bu tür yapılan işlere izin verilmemesi lazım. Muhtarların daha dikkatli olması lazım. Emlak ofislerinin de bu kira artışlarını pompalamaması lazım. Mahallede muhakkak bir hareket olacak. Ama bu ne zaman başlayacak, ne kadar gerçekçi olacak, talep ne olacak kimse bilmiyor yani. Belki kiralamalarda bir hareket olabilir. Satın almalarda çok fazla büyük bir hareket olacağını zannetmiyorum. Biz Şişli ilçesinde iş yapıyoruz ama onun dışındaki ilçelerde biraz daha fazla hareket olabilir. Burada Anadolu Lisesi birkaç tane var. Ondan dolayı bu taraflarda bir talep olabilir. Zaten buradaki bizim bölgemiz Teşvikiye bölgesinde bu fiyatlar zaten yüksek. Bu çevrede de üniversiteler ve okullar çok fazla olduğu için zaten öğrencilerin veya ailelerinin taşınacağı evler ve zaten hep talep vardı. Burada çok fazla bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Yani bu bir arz talep meselesi. Talep olursa fiyatlar yükselecek tabii ki.